Bu soramazsın ateist röportajında sıkıştığın zaman dua ettiğin oluyor mu şeklinde bir soru sormuşlardı. Onunla ilgili ilginç bir şekilde birkaç kişiden daha sonradan yani o şeyi seyrettikten sonra, videoyu seyrettikten sonra benzer sorular geldi. Yani dinle hiç alakası olmayan insanlar, zora düştüklerinde neden dua ediyorlar? Aslında ilginç bir konu arkadaşlar. Bana orada sorduklarında vermiş olduğum cevabı tamamen yayınladılar mı hatırlamıyorum. Ancak şunu demiştim. Düşen uçakta ateist olmaz tabii ki bir şehir efsanesi. Peki neden böyle düşünülüyor? Çünkü dinle hiç alakası olmayan, dinci kesimin ateist olduğunu düşündüğü yani içen, gece kulübüne giden, karıyla kızla takılan, zina, uyuşturucu her şey olan party boy şeklinde takılan insanları bunlar ateist olarak düşündüğü için hatta şöyle bir söz paylaşmıştı dincilerden bir tanesi. Bebekleri neden cami avlusuna bırakıyorlar? Çünkü dindar insanlara güvendikleri için. Evet biliyorsunuz hiçbir zaman dindar insanlar ensar e, <laughs> emsal teşkil ederler çocuklara karşı özellikle ensar e, emsal teşkil ederler. Çocuklar o yüzden bu tür vakıflarda hep güvenlidir. Ancak neden gece kulübünün kapısına bırakmazlar, diskonun kapısına bırakmazlar? Çünkü ateist yetiştirsin istemez şeklinde paylaşım yapmıştık. Kısacası bu tür dinle hiç alakası olmayan insanların ateist olduğunu düşünürler. Ancak o insanların aslında kafasında dinle ilgili çok fazla bir şey yoktur. Hatta birçoğu benim inancım bana şeklinde inançlı olduğunu ama bu inancı kendince yorumladığını söyler. Biliyorsunuz bu insanların birçoğu mesela Ramazan'da içki içmez falan. Ancak bir kısım var Ramazan'da da içki içer ve onda da yine o benim inancım ona karışma, benim içim temiz şeklinde cevap verir. Şimdi bu insanlar dinle alakaları olmadığı halde kafalarının arka tarafında böyle bir varlığın var olduğunu düşünüyorlar. O yüzden zora girdikleri zaman dua ediyorlar tabii ki. Yalnız olduklarını düşünmek istemedikleri için. Ben de öyleydim gençken. Şey falan dediğimi hatırlıyorum. Romanya'ya ilk gitmeye çalışırken tabii hiçbir tecrübem yok. Çok zorluk çektim. Oradaki görevlileri bile bana dua edin lütfen falan diyordum böyle. Tamamen yalnızsın ve başka bir ülkedesin. Yalnız olduğunu düşünmek istemiyorsun. Şimdiki gibi sosyal medya falan da yok ya. Akıllı telefon da yok. Tamamen yalnızsın yani. Yalnız olduğunu düşünmek istemediğin için yukarıda birinin seni gözettiğini düşünmek istiyorsun. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de böyle çaresiz kaldığın zaman Tanrı'nın sana yardım etmesi için işte insanlara diyorsun bana dua edin falan. Ya da kendin böyle düşünüyorsun. Yukarıda işte Tanrı var. Beni koruyacak bana güç verecek vesaire. Sonuç olarak arkadaşlar aslında şu güzel bir konu. Gerçekten öteki dünyaya, gerçekten yukarıdan birinin bizi gözettiğine, koruduğuna kimler inanır arkadaşlar? Eskiden mesela sadece fakirler ya da adaletsizliğe uğramış kişiler derdim. Ama aslında daha da genişletilebilir. Genel olarak inanmak zorunda kalan insanlar inanıyor. Başka hiçbir çaresi kalmayan insanlar inanıyor. Savaştasın, belki birçok arkadaşın ölmüş. Sen de ölecek misin ölmeyecek misin belli değil. O zaman savunma mekanizması olarak kendi kendine bunu inandırıyorsun. O zaman gerçekten inanıyorsun. Ya da iyileşmeyecek bir hastalığın var. Belli artık öleceksin. Hiçbir çaren yok. Çözümün yok. 3 ay sonra öleceksin. Kesin. Bunun bir imtihan olduğunu düşünmek istiyorsun. Ve öldükten sonra sevdiklerine kavuşacağını düşünüyorsun. Yine savunma mekanizması olarak. Çok sevdiğin bir yakınını kaybettin. O olmadan yaşayamam dediğin. Onun aslında öteki dünyada olduğunu, yukarıdan sana baktığını düşünmek istiyorsun. Ya da çok fakirsin, öteki dünyada ödülünü alacağını inanıyorsun, gerçekten inanıyorsun. Çünkü inanmazsan yaşamaya belki devam etmek bile istemeyeceksin. Ya da sana çok büyük bir haksızlık yapıldı, adalet de yerini bulmadı, ne yapıyorsun? Allah'a havale ediyorum. Onun öteki dünyada cezasını bulacağını inanmak istiyorsun. Gerçekten ihtiyacı olduğu zaman inananlar bu şekilde. Sadece Uçak düşerken din aklına gelen, dinle alakası olmayan gençler değil. Herkes. Her insanın bu inanca ihtiyacı var mı? Veya herhangi bir insanın şu insan evet bu inanmalı diyebileceğiniz kişiler var mı? Bilemiyorum. Ama senin benim gibi insanların buna ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Neden? Ateist olduktan sonra da yani yukarıda hayır bizi gözetleyen koruyan birisi yok maalesef. İşini gücünü bırakıp da böyle bir şeyin olmadığını fark ettikten sonra da bir sürü başıma bela geldi yine. Bir sürü içinden çıkılmasının çok zor olduğunu düşündüğüm sorunlarla karşılaştım. Ama yine de çözdüm. Daha güçlü oldum aslında. Daha güçlü bir şekilde çözdüm yani. Şu anda ihtiyacım olduğunu hiç hissetmiyorum ve hiç de ihtiyacım olacağını da sanmıyorum. Ve arkadaşlar daha da ilginci ateist olduktan sonra aslında bu inandığını söyleyen veya inandığını iddia eden insanların birçoğunun söyledikleriyle yaptıklarının tutarsız olduğunu fark ediyorsun. Çünkü biz bir şey söylersek onu uygularız değil mi? Tutarsızlık yapmayız bu konuda. Şu anda şehit olunduğu zaman otomatikman cennete gidileceğine inanılıyor mu? Evet. Neden o zaman birçok insan askerden kaçmaya çalışıyor? Ya da neden birçok insan elinde güç olan birçok insan aman doğuya çıkmasın iyi bir yere çıksın diyor. Biz buna gerçekten inanıyor olsak tam tersi doğuya çıksın deriz askerliğimiz. Ya da kendimiz başvururuz asker olalım komando olalım da şehit olalım diye. Şöyle bir şey görmüştüm. Hiçbir çaresi olmayan doktorların kesin olarak ölecek dediği birisi için her yol artık denemişler. Hristiyan bir papaz mı rahip mi ne var? En son ona da gittiler yani. Ona da dua falan ettirdiler. İşte o dua ederse ölmezmiş falan. Ne oldu öldü. Bu da garip değil mi? Neden? Çünkü sen buna inanıyorsan dine zaten inanıyorsan ölmekten niye korkuyorsun ki? Dine inanıyorsan ölmekten hiç korkmaman lazım. Gerçekten inandığını söylüyorsan. Hani birçok insan diyor ya bizim kesinlikle şüphemiz yok. Haşa. Çünkü şüphesi olmak da günah. Ya da şunu düşünün. Adam dinle ilgili kitap yazıyor. İşte dini sev gerisini bırak. Tonla böyle kitap var. Buradan milyonları götürüyor. Birçoğu zaten hiçbir şey yapmıyor. Hiç yardım yardım yapmıyor. Bazıları da kameralar görsün de onu daha çok sevsin diye biraz daha popülerite kazanmak için kameranın karşısında yardım yapıyor. Abicim buna gerçekten inanıyor olsan yani sen ben gene biz bunlara inanıyor olsak bir memurun yaşayacağı kadar o kadarcık bir parayı tut. Gerisini komple hayır kurumlarına bağışlamaz mısın? Elindeki paranın ne kırkta bir, Yüzde doksan beşini bağışlarsın. Önemli olan hayır yapmak değil mi? Hayır yapmak, öteki dünyada biraz daha puan kazanmak daha önemli değil mi? Bu adamlar neden yapmıyor? Yani ellerine para geçtiği zaman komünizmi unutan adamlar gibi. Ellerine para geçtiği zaman dini unutan adamlar. Sonuç olarak düşen uçakta ateist olmaz ifadesini geçeceksin. Asıl buna geleceksin abi. İhtiyacı olmayan adam inanıyorum dese bile yaptığı hareketle söylediği söz birbirini tutmuyor. Esas buna gel. Peki bütün bunlara rağmen gerçekten de ateistim deyip de sıkışınca dua eden insan var mıdır? Sanmıyorum. Ateist olmayana garip gelebilir ama garip değil. Sadece şunu düşün. Sen Hellbop Bob kuyruklu yıldızına tapan kuyruklu yıldız tarikatına inanıyor musun? inanmıyorsun değil mi? Peki sıkıştığın zaman ne olur ne olmaz diye kuyruklu yıldıza dua ediyor musun? Ya da sen Aztek tanrısına inanıyor musun? Peki sıkıştığın zaman ne olur ne olmaz deyip bakire kurban ediyor musun? Niye etmiyorsun ya varsa